Merhaba arkadaşlar. Bugün mesleki düğüde sayısal alanda özellikle orta segment diyelim. Yani biliyorsunuz puan yüksek olan bölümler var ve puanı ortalama ve orta alt ortalama diyelim yani ortalama durumda olan bölümler var. Bu orta sınıfın en çok talep edilen iki bölümünü değerlendireceğiz. Puanları da birbirine yakın olduğu için çok ikilem oluyor arasında. Hocam hangisi tarzında? Bugün de onları bir değerlendirelim bakalım. Düello'da kazanan kim olacak? Tabii bunu söylerken herkesin kişilik özellikleri, ilgi ve yeteneği farklı. Hemşirelik, sağlık alanı, ilk öğretim madalyası, öğretmenliği, eğitim alanı. Yani iki farklı alandan bahsediyoruz. Tabii ki biz burada iki bölümde tercih edilebilir mi? Yani duruma, imkana göre, o günkü şartlara göre edilebilir. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Biz sadece iki bölüm arasındaki olumlu olumsuz durum ve değerlendirmeleri yapacağız. Bakalım karşılaştıracağız. Şimdi değerli arkadaşlar hemşireliği önce değerlendirelim isterseniz. Biliyorsunuz ben hemşirelerin de görev yaptığını. Sağlık alanında, devlet hastanelerinde, kamu hastanelerinde, sağlık ocaklarında ve özel hastanelerde çalışabiliyorlar. Hemşireliğin geçen yıl pandemiden dolayı, geçen yıl derken, yani bu yılki tercih döneminde erkeklerin bile hemşireliğe karşı, kızlarda zaten bekliyorduk da, erkeklerde bile hemşireliğe karşı acayip bir istek gördük biz. Tabii ki cinsiyetçilik yapmak istemiyorum ama hemşirelik neden bu kadar popüler oldu bir anda? O konuda biraz nasıl diyeyim cevap aranması gereken bir soru aslında. Şimdi şunu tespit ettik. Pandemi sebebiyle yapılan bir atama vardı ve önceki yıllardan daha fazla bir atamaydı bu sayı olarak. Ve bir anda işte söylentiler işte hemşireliğin taban puanlarının 60-65-70 bandına düşmesi ve çevresindeki birçok kişinin atandığını gören insanların da işte hemşireliği tercih edin, hemşirelikte iş garantisi var, atama garantisi var diye bir algıya kapıldı. Halbuki arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani hemşirelikte atama garantisi olsa bugün boşta olan, atanamayan 120 bin yakın hemşire var. Bunların haberi yok mu bu işten? Öyle bir bakmak lazım. Bugün hemşirelerin yaklaşık arkadaşlar yarısı iş bulabiliyor. Devlet özel sektörde. Özel sektörde çalışan arkadaşların birçoğu asgari ücret bandında çalışıyorlar. Ben öyle biliyorum en azından. Devlet atamaları kamusal anlamda bu dönem, bu sene pandemi sebebiyle evet artış oldu. Ama önümüzdeki 1-2 yılında atamasını bu atamaya eklediler gibi düşünüyoruz. Bugün 120 bin boşta olan hemşire var. Yani özel sektörde çalışanlar da işin içinde katabiliriz buna. Ama yarısı zaten ne özel sektörde ne devlet sektöründe çalışabiliyor. Ve 4 yıl sonra yani siz bugün giden bir öğrenci 4 yıl sonra mezun olduğunda değerli arkadaşlarım 60 bin eğer kontenjanlar arttırılmazsa 60 bin hemşirelik mezunu daha bu sistemin içerisine girecek. O zaman mevcut sayının itibariyle 2000, 3000, 4000 lira devlet eğer alırsa o gün için atama yaparsa girmeye çalışacaksınız. Hocam KPSS puanı işte 65-70'ler, 60'larda geziyor diye bakıyorsunuz. Arkadaşlar bu yanıltıcı bir işlem, yanıltıcı bir düşünce. Neden söylüyorum? KPSS puanları oluşurken o sınava giren öğrencilerin genel düzeyine göre oluşur. Yani işte şöyle örnek verelim. Bugün bir matematik sınavında işte Fensiz'in gittiğinizde Fensiz'in de aynı matematik sınavını yaptığınızda 70 puan kötü bir puanken mesela örnek veriyorum Meslek Lisesi'ne gittiğinizde 70 puanla birinci çıkabilir öğrenci. Yani o sınava giren öğrencilerin genel başarı düzeyini ölçen ve ortaya bir ortalama çıkaran bir puandır. Yani bu puana bakılarak ya nasıl işte atama basitmiş, atama kolaymış gibi bir algıya kapılmanızı istemiyorum değerli arkadaşlar.
Şimdi gelelim ilk öğretim modeli kısmına. Benim öğretmenliğe karşı son yıllarda özellikle bir çekincem var. Çok yüksek bir çekince bu. Bunun sebebi de değerli arkadaşlarım, istatistikleri bilmemiz. Rakamlar elimizde. Şu anda bakan yardımcısının açıkladığı bir durum var. Bundan sonra atamaları 10 bine düşüreceğiz tarzında. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nda kadrolar doluyor değerli arkadaşlar. Bugün non kadro fazlası öğretmenler de çıkarsa, yani 50 bin, 55 bin bandında bir öğretmen açığı kalıyor şu anki durumda. Yani şöyle söyleyelim, bugün gittiniz, bugün işte öğretmen oldunuz, 4 yıl sonra, genel konuşuyorum, 4 yıl sonra yılda 10 bin alınsa, yani 5. yıldan itibaren artık emekli olanlar kadar öğretmenlik alınacağı gibi bir hesaplama yapabiliriz. Zaten biriken çok fazla bir öğretmen sayısı var. Şimdi ilk öğretim matematik öğretmenliği sayısalda cazip gelen bir öğretmenlerden birisi. Burada da yani şöyle söyleyelim. Bugün itibariyle ilk öğretim matematik öğretmenliğinde sınava giren, atanamayan 9000 yakın bir öğretmen var. Değerli arkadaşlarım, atanmak için çalışan 9000. 4 yıl sonra bu rakamlar giderse, işte artış da olabilir, yine üniversiteler açılıyor vesaire. 4 yıl sonra bu rakamlar giderse, 4 yıl sonra elimizde yaklaşık 45 bin arasında bir ilk öğretim madak öğretmenliği mezunu olacak. Bu 45 binden 10 bin kişi alınacağını varsayarsak 750-800 kişi arasına girmeye çalışacaksınız. Yani olaylara böyle bakmanızda fayda var. Evet, yani öğretmenlerin geneli içerisinde ciddi bir sıkıntı var. İlk öğretim matematik bu sıkıntının içerisinde iyi olan bölümlerden birisi. Bana göre iyi. Yani atanma ihtimaliniz de var ama atanma ihtimalinizden daha yüksek. Burada tabii kesinlikle karamsar olmayı istemiyorum. Hemşireliğin burada ilk öğretim matematiğe göre avantajı, özel sektörde iş bulma ihtimali ilk öğretim matematiğe göre daha fazla. Çünkü özel sağlık kuruluşları daha fazla. Ben bu düelloda ikisinin de durumlarını ifade ettim. Orta sınıfa göre evet sayısal yazılabilir mi? Yazılabilir ama toplumun ve öğrencilerin bakış açısında olduğu gibi böyle çok iyi bölümler, atamaları kesin, yüksek ihtimali var, kesin iş bulursunuz gibi, ki bunu diyen mesela matematik öğretmenleri varmış. Niye dayanarak diyorlar? Bu şu anda ataması yapılmayan 9000 küsur öğretmenin bunun haberi var mı? İşte hemşirelik bandında yani toplumun veya işte bu işin içinde olanlar herhalde yanlış bilgilerle öğrencilere bir takım yönlendirmeler yapabiliyor. O yüzden biz gerçekleri burada ifade etmeye çalışalım. İki bölümde tercih edilebilir. Ama benim bu iki düelloda tarafım yani benim başıma göre özel sektörde asgari ücret veya işte bir kısım yüksek maaşlı çalışma imkanı olması hasebiyle ben bu kapsamda hemşireliği ilk öğretim matematik öğretmenliğinde böyle %55'e %45 gibi bir önceliğe koyabilirim değerli arkadaşlar. Bugünkü düellomuzda kazanan burun farkıyla hemşirelik oldu. Sizlerin de farklı yorumları, farklı değerlendirmeler veya farklı soruları olursa bu kapsamda bana ulaşabilirsiniz. Eksik bıraktığınız bir nokta varsa da orada tamamlamaya çalışırız. Başka mesleki düellolarda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize arkadaşlar.